Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlarımız, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Bugün ah eh, ahlak yılı eh, programları çerçevesinde, ahlak okumaları çerçevesinde eh, sizlere misafir olduk. Allah nasip ederse bu çerçevede eh, Siyer dergimizin ahlak sayısını bugün kritik edeceğiz her ne kadar ben anons edilmiş olsam da, afişe edilmiş olsam da, bugün sizlere takdim edeceğim iki konuğumuz var. Yayın kurulumuzdan iki değerli isim. Sayın editörümüz Muhammed Ali Alioğlu hocamız ve Ahmet Mercan hocamız. Ben onlara da hoş geldiniz diyorum. Teşekkür hoş bulduk. hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi programımıza arzu ederseniz dergimizi Önce takdim ederek başlamak istiyorum. E, Siyer dergisi, e, hepinizin ilk etapta aklınıza aklına geldiği gibi Siyer ilimleri ya da İslami ilimler çerçevesinde yayın hayatına başlamış bir dergimiz, Siyer Vakfımızın e, yayınladığı bir dergimiz. Ama öncelikle şunu ifade etmemiz gerekiyor: Siyer dergimiz. Ee, sadece İslami ilimler ya da sadece siyer ilimleri çerçevesinde konuları ele alarak dosyalarını hazırlamıyor. Özellikle son 8 sayıdır e, hazırladığımız dosyalar her biri aslında özel dosya e, niteliğinde hazırlanıyor. Nitelik itibariyle böyle. E, ve şunu da anti parantez belirtmem gerekiyor. Hani sadece İslami ilimler ya da sadece siyer ilimleri çerçevesinde ele alınmıyor dememdeki kasıt şu. Ee, ele aldığımız konuları bugünden Efendimiz'in dünyasından da pencere aralayarak sosyal bilimleri de, diğer sosyal bilimleri de işin içine dahil ederek e, ışık tutmaya çalışıyoruz. Ve bugünün insanının, hepimizin, e, bizlerin karşılaştığı sorunlara çözümler aramaya çalışıyoruz. Ve bu çerçevede de sayımızın çatısını oluşturmaya, kurgusunu kurgulamaya çalışıyoruz. Ben kısaca böyle bir giriş yaptıktan sonra kıymetli editörümüze de sözü vermek istiyorum. Bu anlamda dergimizin aslında tüm okumalarının geçtiği bir el olarak sizi takdim edeceğim. Peymetli Hocam. Ee, ek olarak siz neler söyleyebilirsiniz? Ee, benim söylediklerimi de dikkate alarak tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim. Allah'ın selamı, bereketi hepimiz üzerinde olsun. Ee, bugün burada e, ahlakı konuşmak, ahlak dergisini konuşmak için bir araya geldik. Ee, başta söylediğiniz gibi e, asıl sunucu sizdiniz Mehmet Kaman Hocam. Fakat e, belki de ahlakın gereği oldu bu ağır bir konu. Herkes yükün altını taşın elinin altına koysun diye Ahmet Hocamızı da davet ettik. Ben öncelikle son derece bu etkinlikten daha önceki yaptığım çalışmalar dışında son derece mutlu oldum. Hocam gelmiş olmanızdan dolayı da gerçekten sizin için teşekkür ederim. Biraz format dışı bir şey oldu değil evet, mi? Evet, gerçekten format dışı oldu. Zaten belki de bizim de bu Siyer dergimizde yapmak istediğimiz de buydu. Başta söylediğiniz şey çok kıymetli. Şimdi biz Siyer dediğimiz zaman, yani Siyer dergisi dendiği zaman, o klasik hepimizin bildiği, Hazreti Peygamber ve ashabının anlatıldığı ya da sadece as ı saadetten bazı e, anekdotların ve bazı e, manzaraların, bazı e, görüntülerin işlendiği bir dergi gibi anlaşılıyor. Aslında böyle değil. Belki de hani Siyer Vakfı'nın en temelinde kuruluş felsefesinde var olan bir şey daha vardı. Yani sünnet Kur'an'ın beyanı, e, sünnetin de ana çatısını oluşturan, belki temelini oluşturan da siyerdi. Yani Siyer'i büyük bir alan düşündüğümüz zaman Siyer, Sünnet, Kur'an bütünlüğü içerisinde bu alan kendini oluşturuyor. Dolayısıyla biz Siyer dergisinde özellikle sizin söylediğiniz gibi 8. sayıdan sonra sizin de yönetiminizde yeni bir yönetim, yeni bir yayın kurulu oluştuğun zaman şöyle konuşmuştuk ve gerçekten de güzel bir noktaya geldiğine inanıyorum siyerle bağlantılı, Hazreti Peygamberle bağlantılıysa bu iş, eğer bu İslam ve dinse bir gerçeklik olarak hayatın her alanını kapsayan bir kıymet ve değerse o zaman burada bu derginin içerisinde bu alanlar gibi sosyal bilimler, tarih, sinema bölümleri, daha sonra işte psikolojiden tutun daha siyasete kadar toplumun çok farklı kesimlerinden farklı seslerin ve kalemlerin yer aldığı bir dergi oldu. Yani burada ben de giriş yapacağım hocam affınıza sığınarak. Yani öyle sayılar hazırladık ki hakikaten e, dediğiniz gibi hayatın içinden konular. Mesela kültür ve sanat dedik, iktisat dedik, ekonomiyi ele aldık. E, hatırlarsınız o Tabii. sayıyı. Bu çok kapsamlı bir Güzel dosya Geçen sayımızda ilahi ikazları konuştuk. Bu korona, Aynen. pandemi olsun. ve salgın Tabii. çerçevesinde ilahi ikaz meselesini ele aldık. E, en sonunda işte çatının büyüğü olan ahlaka geldik. Evet. ve şimdi Ahlak bugün... sayısı da... E, aslında siz oraya geleceksiniz herhalde. Ben bir giriş yapmış olayım e, izninizle. Evet. Siyer Vakfımız biliyorsunuz her sene e, hicri yıl başında bir tema ilan ediyor. Ve o tema çerçevesinde bir yıl boyunca yapılacak olan e, çalışmalara bir çatı belirliyor. Ve bu çatı çerçevesinde, bu çatı altında özür dilerim, e, yapılacak olan tüm çalışmaların teması böylelikle şekillenmiş oluyor. E, Siyer dergimizin de her yıl sonunda yaptığı e, bir özel çalışma olarak o yılın öncesinde yani ilan, edilen e, yıla ilan edilen tema çerçevesinde dosyayı belirliyor ve e, dosyaya göre yayın e, ortaya çıkmış oluyor. Aynen. Buyurun hocam. İşte bu e, dosya çerçevesinde e, biz bir yayın kurulu olarak bir yere geldiğimiz zaman işte e, ahlakı nasıl işleyelim Hangi tema üzerinde yürüyelim? Ve bilinen algının dışında ahlakı nasıl işleyebiliriz? Bayağı bir ciddi birkaç toplantıda e, sizlerin de katıldığı müzakere ettiğimizi biliyoruz. Dilerseniz bu müzakerenin ve ahlaki e, sayının ana çatısını oluşturan e, Ahmet Hocamız'a biraz söz verelim. Kendisi İnşallah. Kendisi biraz bu konuyu değerlendirsin. Ben de oraya giriş yapmış olayım izninizle. Ee, biz e, başında da ifade ettiğim gibi her dosya, daha doğrusu derginin her sayısı özel bir dosya gibi ele alınıyor. Yayın kurulumuzda günlerce bu konular tartışılıyor. Ele alacağımız e, dosyalar, konular günlerce tartışılıyor, üzerinde düşünülüyor. Çerçevesi belirleniyor, çatısı belirleniyor ve e, derginin kurgusunu da ona göre safha safha aşama aşama e, tesis etmiş oluyoruz. E, ve bu tesis öncesinde de açıkçası belirlediğimiz her konuyla alakalı muhatap isimler üzerinde de titizlikle çalışıyoruz. Konuları titizlikle belirliyoruz. Kıymetli hocamız yayın kurulumuzun bir heyet üyesi olarak size takdim ediyorum ama aynı zamanda büyüğümüz kıymetli hocam Ahmet Mercan ee, i̇sterseniz siz de hocam bu aşamalarla ilgili yani yayın kurulunda biz bu konuları e, nasıl belirliyoruz? Özellikle de ahlak sayısından yola çıkarak sözü size e, emanet etmiş olalım. Teşekkür olan. ederim. Buyurun. Ee, bir defa ahlak e, yazıya dökülme açısından çok zor bir konu. Yani öyle kavramlar vardır ki bunlar davranışlarımızın tamamını kapsar ama yazılması sık, zor ya da yazılırken kendini ele vermeyen kavramlar vardır. Onlardan bir tanesidir ahlak. Çünkü elle tutulur, gözle görülür bir olgu değildir. Bu itibarla ahlak sayısı ama ahlak yılı artın ardından aslında ahlakın önemini ortaya koymak için yoksa ahlakı bir yılla işleyip arkaya atmıyoruz. Ama günümüz dünyasında yaşadığımız çağda ahlaki kaliteye bir gönderme yaparak yeni bir bir şey değil ama kaybettiğimiz neler onları anlamak, görmek ve yanlış anlaşılmaları ya da üstü örtülen değerleri yeniden ortaya çıkarmak için böyle bir çalışmanın önemli olduğunu düşündük ve yayın kurulunda zaten konular hep birlikte karara bağlanıyor. Hangi konuyu işleyeceğiz o sayıda bütün yayın kuruluyla birlikte pandemi öncesi yüz yüze uzun uzun sohbetler sonrası belirleniyor. Hatta bazen 2-3 sayı birden belirleniyor ve daha sonra önümüzdeki sayının nasıl işleneceği konusunda fikir teatisinde bulunuyoruz. Ve baktığımız zaman bizim işleme tarzımız genelde bu son 8 sayı diyorum galiba değil mi? Siyer'in bu son 8 sayısında biz üç boyutlu bir çalışma oluşturuyoruz. Yani önce meseleyi kavramı olarak ortaya konuyoruz koymaya çalışıyoruz. Ahlak kavramı nedir? Nasıl anlaşılır? Bunun felsefi temellerini oluşturan giriş yazıları yazıyoruz. Daha sonra her konuda olduğu gibi insanlığın değerini ortaya koyan bu insanın uygarlık akışında dün ne anlama geliyor? Peygamberler tarihinde ve onun özeti olan asr-ı saadette ahlaki duyarlılık nasıldı ve onun göstereni nasıl ortaya çıkıyordu diye bir kaygımız var bu çok önemli bir kaygıdır çünkü asıl saadet bütün zamanların anasıdır biz oradan esin kaynağımız ya da rengi noktamız orasıdır oradan Medine'de uyanıp bu çağda yapıp etmelerimizi ortaya koymaya çalışıyoruz bu çağda imtihan oluyoruz. O vesileyle düne atıf yapıyoruz. Bu belli bir orana tekabül ediyor dergide. Ve içinde bulunduğumuz zaman şimdiye tekabül ediyorsa oradaki yapıp etmelerimizi, çarpıklıkları, ahlak günümüzde nasıl yürüyor, ne manaya geliyor ve günümüzde, çağımızda ekstra buna olumlu ya da olumsuz katkılar nelerdir onları anlamaya çalışıyoruz. Ve akabinde Üçüncü boyut olarak yarını ele aldığımızda bir umutla bitişik almak istiyoruz. Bunu ki imanımız gereği bu böyledir. Böyle olmak zorundadır. Yarın nasıl olmalı? Orada daha yumuşak, daha yoruma açık, sadece bizim katkımızı çerçeveleyip dayatan bir anlayışla değil. Böyle olabilir mi? Böyle olmalı diye düş görüyoruz. Diyen yazılarımız da var orada. Bu aynı zamanda e, dergimizin konuyla alakalı, o dosyayla alakalı tezini de yansıtıyor mu hocam? Evet. Evet, aynen. Ee, yarına dair e, bu İslam medeniyetinin e, açılımı nasıl olacak? Modern bir çağda artık gerişi, geri, geriye dönüşü mümkün olmayan teknolojik ve e, bilginin teknolojiyle birlikte harmanlandığı e, ve kendi dünyasını oluşturduğu kendi metaforuna bağlı o, olarak endüstrisini oluşturduğu bir dönemde e, ahlakı nasıl anlayacağız, nasıl yönlendirilecek, e, nasıl hissedeceğiz sorusu çok önemli olmakla birlikte her konuda da böyle. E, ileriye dönük umutlarımızı döküyoruz. Umut umut parantezi içerisinde görünmez. Ama şeyi yarınları hayal etmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli. Yani eğer siz bir medeniyet iddiasını iddianız varsa düş görmek zorundasınız. Düş göremezseniz yarının medeniyetini nasıl oluşturacağınızı Böyle bir imkanı elde edemezsiniz düş görmeden. Önce hayal, tasavvur, sonra fikir ve sonra onun aksiyona dönük taraflarını ortaya koyarız. Ee, bu anlamıyla dergimizin üç boyutlu dediğimiz e, akışı böyle. Ama içindeki yazılara teknik farklı bir açıdan da baktığımız zaman şunu görebilir okuyucu. Ee, orada teorik yazılarla birlikte pratik, yazılar pratik davranışları ilgilendiren o teorinin pratiğe nasıl yansıdığını ya da nasıl anlaşıldığını gösteren yazılar da var. Bu çok önemli bir şey bence. Çünkü hele bu sayıda ahlakı insanlara sorduk değil mi? Evet. evet sizce ahlaklı insan kimdir? Aslında ahlakı günümüzde nasıl anlaştığı, anlaşıldığını teorik metinlerden öğrenmekten daha ziyade onun günümüzde ne manaya ya da nasıl anlaşılıyor sorusuna cevabı insanların vermesi daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor. Hakikaten günümüzde ahlakın çok da nedir belli bir şeye sıkıştırıldığını gördüğümüzde oluyor. Herkes için değil ama ahlakın diyelim ki belli bir konuya hasredildiğini davranışlar üzerinden ya da gelenekler üzerinden ele alındığını görüyoruz. Oysa ahlak her davranışın, her konunun günün bütün zamanın içerisinde saklı duran davranışlarımızdan edindiğimiz bir tutarlılık olarak da ele alabiliriz. Adaletin e, sürece süreci denetleyen bir mekanizması olarak da görebiliriz ahlak. Burada e, teknik bir tahlile de tabi tutacak olursak hocam, e, tam bıraktığınız yerden ben devam edeyim isterseniz izninizle. E, hakikaten ahlak tam da indirgemeci bir mantıkla, dar bir kalıba sokuluyor, e, belli kavramlara hapsediliyor. Özellikle iffet, namus, edep, terbiye e, hepimizin az çok yakaladığı ve e, şahit olduğu ve bu kavramlara hapsediliyor dediğiniz gibi. E, halbuki biz dergimizi şekillendirirken e, elbette bu konularda e, ahlakın kapsamına girdiği gibi bunun dışında da daha geniş anlamda e, hayatın tüm alanını kapsayacak şekilde bir çerçevesinin olduğunu görüyoruz. Mesela hocam bir şey mesela sizin noktanızda tam olarak yani okuyucular da çok dikkat etmiştir. Hocamızın söylediği şeyi aslında biz burada derginin e, mottosunda bir bakarsanız yakınlaştırabilir miyiz? Gerçi herkes okumuştur da. Mottosundaki işaret ve imge çok önemli. İnsaniyetin işareti ahlak dedik. Bu Emin Hocam'ın aynı zamanda içerideki yazısının da makalesinin de ana konusunu teşkil ediyordu. Şimdi insaniyetin işareti ahlak dediğimiz anda işte Ahmet Hocam'ın ve sizin de belirttiğiniz noktayı tam olarak vurgulamaya çalıştık. Biz e, işaret ve ahlak ve insaniyet kavramını bir araya getirirken e, artık e, özellikle Müslüman toplumun, yani Anadolu insanımızın, Müslüman e, camianın ve hakikaten alem İslam'ın ahlak kavramı gündeme geldiğinde artık bunun insaniyetle daha da derin olarak fıtratla birebir örtüştüğünü ve hatta fıtratın e, mücessem halinin, davranışa dönüşmüş bir halinin olduğunu bilmesi gerektiğini ve bu anlamda parçalayıp, bölüp belli alanları indirgemenin tırnak içinde ahlaksızlık olduğunu. Yani gerçekten e, bu mesele bizim için, e, toplum için o kadar e, önemli ve o kadar kriz bir noktaya gelmişti ki zaten e, röportajlarımızda da hocam siz belirttiniz biraz önce çok güzel e, sadece teorik yazılar değil, mesela pratik yazılar da var dedik. Hatta Araştırmalar var. Mesela Mehmet, e, Mehmet Ali Kulat'ın siz bahsederseniz çok hoşunuza gidecek. Şimdi ben de e, ona değineyim izninizle. Özellikle e, Muhammed Emin Yıldırım hocamızın e, Abdurrahman Dilipak'ın e, ve onun dışında Kenan Alpay'ın yani ele aldıkları ben birkaç örnek verdim Tabii. sadece. Ele aldıkları konu çerçevesinde somut önerileri de var. Mesela Abdurrahman Dilipak e, bugünün ee, çıkmazı olarak görüyor bu durumu ve bir tufana benzetiyor. Bu tufandan çıkışa dair de bir takım şeyleri var. Tavsiyeleri, önermeleri var. Ee, Muhammed Emin Yıldırım hocamız hakeza yine aynı şekilde e, meseleyi tam da bu bağlamda Tabii. Efendimizin ve sahabenin örnekliğinden yola çıkarak e, somut önerilerle Tabii. Temsiliyetin amelde görünmesi gerektiği. Yani sözde değil özde bir ahlak isteniyorsa bunun e, Müslüman'ın kendi hayatında her alanda iş hayatında aile hayatında etrafında çocuklu, bütün farklı kolorasyon içerisinde bunu bizzat yaşayarak göstermesi gerekti. Artık hamasetin değil hamiyetin öne çıktığı hamiyetin de artık amellerde göründüğü bir noktaya geldik. Evet. Hani meşhur iştir kişinin sözü işte aynasıdır işi sözüne bakılmaz kabilinden muazzam bir şekilde ifadeler kullanır. hatta iman ahlakı örneği çok da güzel. Yani imanın ahlakını gösteren şey müminin hayata aktardıklarıdır. Artık rivayet değil, dirayete dönmemiz lazım diye bir hoş bir ifadesi var hocamın. Dirayet dediği yani söylediği sözü işlediği eylemin hikmeti ve hakikatine referans alan bir uygulama yapmış olması. Ki bunu başardığımız zaman işte Asıl saadet Müslümanları veya Asıl saadetin güncellenmiş haline geleceğiz. Zaten Asıl saadetin güncellenmesi kıymetli bir konu ve belki ileriki bir Sohbetlerimizde gündem almamız gereken bir mesele. Tamamen e, özü olarak e, bunun üzerinde işaretler var. E, Mehmet Ali Kulat'ın e, yazısının daha doğrusu yaptığımız röportajda da özellikle e, bir şeyi daha belirtmem gerekiyor kıymetli e, Siyer Dergisi okuyucularına. E, biz dergimizi oluştururken sadece işin teorik kısmına da değinmiyoruz. Saha araştırmalarına da mümkün olduğu kadar yer vermeye çalışıyoruz e, konunun e, imkanları çerçevesinde tabii ki bunu söyleyebilirim e, ve bunun dışında önceki sayılarda da biz e, bunu e, dönem dönem dergimize yansıttık e, özellikle e, infografiklerle ya da sadece grafiklerle e, dünya çapında yapılan Tahliller ve değerlendirmelerinin sonuçlarını da yansıtmaya çalışıyoruz. Bu sayımızda da e, Sayın Mehmet Ali Kulat'la yaptığımız röportajın e, detaylarını mutlaka sizler de incelemişsinizdir. Yine ahlak çerçevesinde yapılan saha araştırmalarının anket sonuçlarını da dergiye yansıttık. Bu bence hepinizin dikkatini çekmiştir. E, özellikle o röportajı da inceleme e, Nizi tavsiye ederiz tabii ki. güncel bir çalışma. olarak. Çok güncel bir, çalışma, bir çalışma, çalışma. Evet. Yani toplumun ahlakta ne anladığı, ahlak zihniyeti nasıl olduğu, yani bizim ahlak kavramını güncel hayatta nasıl yaşadığımızı çok farklı kesimlerden 10 binlere varan dönerlerle farklı kriterlerde ele almış. Evet. Ee, bir de alan yazıları var. Ben oralara da girmek istiyorum. Mesela bir sanat ahlakı meselesini. ...ele aldı Hülya Yazıcı Hanımefendi. Ee, Abdülhamit Güler... ...yine sinema ve ahlak... ...çerçevesinde... E, ...sinemanın... ...bu anlamda nasıl bir... E, ...etken faktör olduğunu... ...ele aldı. Ahlak psikolojisini unutmayalım. Ahlak psikolojisini de ele, e, ele aldı... E, ...Bahriye Hanım. Evet. E, Çok orada, güzel bir yazıydı o. Gerçekten. E, özellikle... ...çevre, hayvan hakları... Ben bu konuyu da çok önemsiyorum. Neticede bizim anlayışımızda, bizim inancımızda şöyle bir kıstas vardır. Ben açıkçası bu görüşü savunuyorum. İnsan üç boyutlu bir varlıktır. Birinci boyutu ile üstün varlık, aşkın varlık dediğimiz yaratıcımız Allah'a karşı sorumluluğumuzu ifade eder. İkincisi birlikte yaşadığımız Hayatı birlikte paylaştığımız insanlara karşı e, ve çevre e, bunun içine giren hayvanları da işin içine katarak başka bir boyut var orada da. Üçüncüsü de insanın kendisine karşı sorumluluğunu e, ve sorumluluklarını ifade eden bir boyuttur. Böylece dört oldu hocam. E, üç oldu. Allah'a karşı e, çevre. Ve kendi nefsine karşı. Biz de i̇nsanlar olunca hukuku da dört oluyor. Aslında onu dörtlemek de güzel oluyor hocam. Tamam öyle yapalım yani, inşallah. Hukukun nefs insanın kendisine olan karşı sorumluluğu. Evet. Hukukullah yaratıcısına karşı sorumluluğu. Hukuku ibad yani hukuku işte kul hakkı dediğimiz insanlar aynı kendisi gibi farklı şekilde olsa bile şuurlu varlık insanlar ilişkisi ve hukuku eşya, hukuku tabiat yani varlık ve nesne ilişkisi. Ben onu iki şey yani, yapıyorum, cem, cem ediyorum. ediyorum. Çok güzel. Şimdi orada... E... Bunu, bu meseleyi özellikle e, gündeme getirmemin sebebi şuydu. Dergimizde biz bu konuyu da ele aldık biliyorsunuz. Evet. Çevre ve insan hakları çerçevesinde, e, çevre ve hayvan hakları çerçevesinde... E, ...Mustafa Şen'in yazısını e, özellikle ben okunmayı tavsiye ederim. E, hem ontolojik bir tahlilin e, yanı sıra aynı zamanda pratik karşılığını da görüyoruz biz bu yazıda. Tespitler çok önemli. Şimdi... Ee, başka bir yazı da e, özellikle ben bu meseleyi de e, gündeme getirerek bir şey söylemek istiyorum. Abdülaziz Tantik diyor ki mesela e, hocam ele aldığı yazısında dergide e, seküler ahlak anlayışını eleştirirken e, seküler e, ahlak diye bir şey olmaz diyor ve bunun samimiyetinin tartışılmasını aslında bize bırakıyor. Şöyle ki e, seküler aklın aslında samimi bir akıl olmadığını e, tıpkı cahiliye putperestlerinin yaptığı gibi e, kendilerinin icat ettikleri bazı kavramların ya da meselelerin e, tıpkı işte helvadan yapılmış bir put gibi zamanı geldiğinde kendi menfaatleri, kendi çıkarları, kendi anlayışları çerçevesinde e, imha edilebileceğini ya da e, imal edildiğini Oraya evet. bir katkı sunabilir miyim? Tabii ki buyurun. buyurun. Şimdi e, seküler ahlak deyince Kant felsefesini aklıma geldi. Kant felsefesi bu anlamda bütün e, şu an küresel dünyanın, modern çağın e, zihnini belirleyen altyapıyı oluşturuyor. Kant ahlaki şöyle tanımlıyor. Diyor ki e, korku ceza ve ödül olmadan yapılan işler ahlakidir. Kulağa çok hoş geliyor aslında. İlk bakışta kulağa çok hoş geliyor. Ve diyor ki sen öyle bir iş yap ki senin yaptığını iş sana bir hüküm olarak yasa olarak dönüp geldiğinde onu olumlu olarak karşılayabileceğin bir iş yap. Bu evrensel yani, olsun. Evrensel olsun. Bunu denetleyen bir e, fikir olarak sana geldiğinde yaptığın iş onunla tutarlı olsun. Şimdi baktığınız zaman bunlar kulağa hoş geliyor ve tutarlı. Ama bunun dayandığı bir nokta yok. Hiçbir noktaya dayanmıyor ve hiç zaten cezası yok, mükafatı da yok. Peki bunu kime söylüyor? E, zayıf yaratılmış, mala düşkün, değil mi? Yeri geldiğinde kan dökücü, unutkan, cahil bir varlık olan insanı alarak söylüyor bunu. Peki bu söylenen şey diyelim ki 17. yüzyılda söylenmiş bu söz. O günden bu yana dünya eğer bu sözler uyulabilseydi bunlar geçerli olsaydı ve uygulama bunun üzerinden yürüyebilmiş olsaydı şu an dünya güllük gülistanlık olması lazımdı. Niye olmadı? Çünkü söylenen sözle muhatap arasındaki ilişki ve tutarlılık söz konusu olmadığı gibi bir de ilahi bir referans ya da olayı tutacak bir düzenleyecek tekrar insanın kendini kontrol edeceği bir ayna hükmündeki bir referanstan yoksun. Niçin tutarlılık yapsın insan? Bu dediği şey küçük bir köy içerisinde küçük bir akraba içerisinde oluşabilir. Sen bana İmeçe'ye gel, ben sana gelirim. Sen gelmediğin için ben geliyorum. Karşılıklı detaylar, her gün yüz yüze bakan küçük bir grup için geçerli olacak bu. Kıtalar ötesinden petrolü yağmalarken bunun hiçbir anlamı yok. Başka ülkeleri sömürürken, başka hükümler ortaya koyarken bunun bir karşılığı var mı? Yok. O yüzden seküler ahlak bir nedir? Yine güçlüleri korumak için bir pazar ekonomisini ve pazar siyasetini önceleyen bir argüman olarak kullanılıyor. Zaten. Oysa değil mi? Ahlak vicdanla başlar. Yani vicdan bizim içimizde taşıdığımız bir mahkemedir, kişisel mahkememizdir, özgün mahkememiz. Bu anında tepki koyar. Eğer yaptığımız bir işten rahatsızlık duyuyorsak ha orada işte ahlaki bir uyarı var. Ahlaki ancak öyle anlayabiliriz. Orada vicdan devreye girmiştir ve bizi rahatsız etmiştir. Değil mi? Bir dilenci gördük. Ona para verip vermeme konusunda tereddüt ettik. Bunlar zaten hep böyle. Bunlar çok zengin oluyorlar. Bunların arkasında ne var dedik. Ama o eve geldik onun hallerini, yaşını düşündük. Yaşlı acaba öle miydi? Acaba öyle vicdanın değil miydi? Vicdanen bir muhasebe yaptık. Vicdanen işte. bir muhasebe yaptık ve rahatsız olduk. E ben bu konuda kandırılsam daha iyiydi e, demeye başladık. İşte bu vicdanın şeydir ahlaki bir e, şey olarak ortaya çıkar. Evet, yansıma olarak ortaya çıkar. Evet. Ama burada dikkat edeceğim şey şudur. Vicdan tek başına çalışan bir şey değildir. Vicdan hangi materyalle, hangi benzinle çalışıyor ya? Yani? Neyle Ne ile çalışıyor vicdan? Ben Bu çok önemli şey yapayım mı hocam. Bir katkıda Orayı açalım, Evet. E, psikososyal bir tahlile tabi tutuyor Abdülaziz Tantik tam da burada. E, ve diyor ki e, ahlaki davranış diyebileceğimiz ya da ahlaki e, meziyet diyebileceğimiz e, özelliklerin ortaya çıkabilmesi için üstün bir gücün varlığının kabullenilmesi gerekiyor bir kere. E, ve bu varlıktan korkarak aslında korku ve sevgi ürünü tutum ve davranışlar ancak ortaya çıkabilir. E, seküler e, anlamda ise böyle bir tutumun ortaya çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Yani niye? Çünkü seküler e, akılda üstün güç ya da aşkın varlık diye bir mevhum yok. Yani e, bunu biraz daha somutlaştırırsak mesela e, bizim anlayışımıza göre ahlakı belirleyen şey e, vicdandır ama onlara göre ahlakı belirleyen şey onların kişisel günübirlik ihtiyaçlarıdır. Ya da beşeridir. Beşeridir, evet. Bir, bir katkıda bulunayım hocam isterseniz burada. Zaten e, tartışmanın özü şeyde başlıyor. Yani bizim ahlak dediğimiz, kavramı yüklediğimiz anlam genişliğiyle e, sekülerin yüklediği anlamda şöyle bir fark var. Zaten e, seküler kendilerini bunları ayırmak için etik kavramını kullanıyor. İşte bizim mesela etikle ahlak sürekli karıştırılan kavramlardır. Esasen e, Kant'ın da kurmaya çalıştığı bir etikti. Yani etiğin hikayesinde beşerden yukarı çıkacağız. Ahlakta ilahi olandan aşağı ineceğiz. Ya da Fıtrat ilahi balo olduğu için, biraz sonraki e, Ali Bardakola hocamızın e, röportajını tartışırken de konuşacağız. Biz e, kavramları, hani Atasoy hocamın da yazdığı gibi kaymalar var. Yani a, kavramlarda kaymalar yaşadığımız için oturtamıyoruz. Mesela sizin verdiğiniz örnekte ben Kant'ın şeyini de hatırladım. Kant sonrasında şu tartışmayı yapıyor. Yani filozof olarak diyor ki, peki ben e, bu şekilde hiçbir amaç ve gaya gitmeden, hiçbir şekilde... E, ceza ve mükafat düşüncesi olmadan sırf o eylemi işledim. Peki niye? Cevap şu. Mutlu olmak için değil mi? Huzur mu? Peki soru şöyle devam ediyor. Peki o mutluluğun garantisi nedir? Kant orada susuyor. Sonra başka bir eserinde e, mutlak güç Tanrı'nın varlığı belki bununla alakalıdır. Veya da Tanrı burada devreye girmelidir diye bir ifadesi var. Bir filozofun ifadesi şu. Yanılmıyorsam Şapanı Haru'ya e, yanlış olabilir. Kant diyor pratik aklın eleştirisinde diyor Tanrı'yı kapıdan kovdu ahlak meselesinde bacadan içeri girdi diyor. Yani sizin dediğiniz gibi sonuç itibariyle bir yere bağlamak gerekiyordu ve bağlantısı kopuk seküler e, ahlakta oradaki subjektif olanı, özner olanı ve kime göre neye göreyi çözemiyorsunuz. Ve bahsettiğiniz gibi mesela bir dönem bir kavram veya bir durum etik oluyor. Çünkü sizin dediğiniz piyasa şartları bunu getiriyor. Hani klasik laf piyasa şartlarının gereği olarak bu üretimi bunu yapıyorsun ve buna da etik oluyor. Ama piyasa şartları değişti, zaman değişti, mekan değişti. Bu sefer o etik Kavramı yeniden siz şekillendiriyorsunuz. Beşeri olarak yeniden güncelliyorsunuz. Bu sefer e, tutarlılık noktasında bazı mağduriyetlere kaçınılmaz olarak karşılaşıyorsunuz. Tam da burada ben bir e, somut, güncel bir örneği hocam e, konuşmak isterim sizinle. E, mesela yine Kant'ın ödev ahlakından yola çıkarak aslında bu meseleyi ele alabiliriz. E, samimiyetsizliğini şuradan anlayabiliriz. Seküler aklın. E, somut örnekte Tam da burada söyleyeceğim şey mesela İstanbul sözleşmesi hepimizin malumu olduğu bir e, mesele Biz bugüne kadar İstanbul sözleşmesi ile alakalı bazı meselelerin e, aydınlatılması gerektiği e, gün yüzüne çıkması gerektiği Hatta yeniden ele alınması gerektiğini savunurken e, seküler akıl sahibi diyebileceğimiz insanlar e, tam karşı tarafta duruyorlardı ne zaman ki bizim camiada buna dair e, ses yükseldi, işte tamamen İstanbul Sözleşmesi ilave edilsin, e, gündemden kaldırılsın. Çünkü bunun e, bizim toplumumuzun e, geleneksel aile yapısını dinamitlediğini e, iddia ettiğimiz yerde bu sefer onlar İstanbul Sözleşmesi'ni sahiplenmeye kalktılar ve dediler ki e, olamaz İstanbul Sözleşmesi korunması lazım. Şimdi bu bağlamda Kant'ın ödev ahlakını da eğer e, ele alacak olursak, e, ben tamamıyla aslında sadece Kant özelinde meseleyi ele almadan seküler aklın e, ahlaka karşı e, tüm meselelerde öyle ama ahlaka karşı özellikle samimi olmadıklarını e, düşünüyorum. Sebebi de şu hocam. Seküler akıl inşa edici bir akıl değildir. Aslında e, yapısı itibariyle e, imha edici bir akıldır. Temel referanstan mahrumdur. Tabii ki. Aynen öyle. Çünkü şey var. E, özel olarak e, yani seküler aklın e, gündeme geldiği dönemi düşünürsek gerçi biraz felsefeye dönmeye başladı <laughs> <muhabbet. gülüyor> şey var. E, reaksiyonel bir tepkiden kaynaklandığını biliyoruz. Yani bir muhatap var. Din, ahlak e, veyahut da işte kilise veyahut da dini değerler, yapılar var. Buna karşı insan var. İnsanla kilisenin, insanla tanının, insanla değerlerin çatışması gündeme geldiğinde ister istemez bir pozisyon alıyor ve reaksiyonel davranıyor. Evet. Bu reaksiyonel davranış da kendisinin bahsettiğiniz inşayı kendinden bir refere edip yeniden bir sistem kurmak imkanını elinden kaybediyor. Aynen Ama öyle. bizim bahsettiğimiz ahlak fıtraten insanın varlığının temelinde ve yaratıcı Allah'ın Zat-ı Zülcelal'in en temelde insanı varlığı şey nesneyi yarattığı zamanda ta en kadim zamanda yani kadim vardı kıdem zamanında koymuş olduğu temel kanunlar üzerinde hareket ettiği için zaman değişse de mekan değişse de ana kök ve değişmediği için o yeşilleniyor. Aynı ağaç gibi. Kökler sağlam olduğu için ağaç her şekilde farklı dallarla, farklı çeşitlerle, çiçekler gibi renklerle kendisini nevşu nema buluyor ve gelişiyor. Yani değişim var, dönüşüm var, gelişim var ama bunlar hepsi aynı sistemde hareket ettiği için insan bedeninde olduğu gibi birbirini tamamlayan eksiği varsa gideren ikmal eden yanlışı varsa tasih eden boşluğu da inşa eden bir yapıda devam ediyor. Bir örnek vereyim ben A aklıma gelen bir olay var çok ilginçti 1990'da birinci körfez çıkarması biliyorsunuz körfez işgali tam adı odur Amerika'nın gelip işte e Irak'ı işgal ettiği zaman çok canlı yayınlar yapılıyordu böyle naklen yayınlar. Hem savaşın naklen gösteriyorlardı. Aslında o bir gösteriydi insanlığın gözünü korkutmak için. Hem de bu işin Amerika'da nasıl karşılandığını, insanların nasıl anladığını anlatmak için hem okullardan hem piyasalardan hem insanlar üzerinde, sokaktaki insandan canlı yayınlar yapıyorlardı. Bir tanesine soru sordular. Bir borsa kuyruğundaki birisine soru sordular Çok ilginçtir dediler ki, Amerika'nın bu çıkarmasını, Körfeze yaptığı bu çıkarmayı doğru buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? İyi mi oldu, kötü mü oldu? Adam şunu dedi, şu an karar veremem ben buna dedi. Borsa henüz açılmadı. Açılsın. Benim kağıtlarım yükselirse bu iş olumlu olmuştur ama kağıtlarım düşüyorsa bu yanlış olmuştur seküler ahlak dediğimiz şeyin tam örneği de işte budur yani. Halbuki e, zararı ve karı bazen zararı kabullenmek ahlakiliktir İslam'da. Yani bizim medeniyetimizde e, nedir? Bu, bu, iş keyfi olarak bırakılmamıştır. İnsan Hazreti Adem'den şu güne kadar özü itibariyle, ihtiyaçlara yani ihtiyaçları itibariyle, organizması itibariyle, biyolojisi itibariyle değişen bir değişen bir yapısı yok. O yüzden e, ahlakın da bu, bu anlamıyla e, hocamın dediği gibi cihan şümül yani evrensel her mekanda her insan için ve her zaman her durum evrenselin içinde. üç boyutu bu e, geçerlidir. Geçerli olması lazım evrensel cihan şümül dememiz için. O, bu itibarla mesela Bahsettiğin İstanbul Sözleşmesini savunan o seküler zihin de şunu diyebiliyor: Beden benim, istediğimi yaparım. Demek bir seküler bakış açısıdır. Oysa bize göre intihar eden birisinin sorumluluğu bize aittir. Komşusu açlıktan ölürse o komşularını sorumlu tutar. Ee, orada insanlar. Nedir? Bizim bedenimiz bile bize, fıtratımız, bedenimiz bize emanet edilmiştir. Yani Allah'ın bir nimetidir, Allah'ın bir emanetidir. Ona iyi bakmamız lazım. Seküler ahlaksa onu istediği gibi amacı dışında ya da tutkuları doğrultusunda kullanabilir. Yani cinselliğe sınır tanımaksızın kullanırken ilahi söylem cinselliği aile ortamına taşıyarak ona bir meşruiyet kazandırır. O yüzden bizim en büyük mührümüz, bütün çağları birbirine bağlayan mühür, bu insan olma sorumluluğunun adeta ifadesi olan meşruiyettir. Bahsettiğiniz gibi bir şey meşruysa, zararımıza olsa da onun gayrimeşrusuna tenezzül etmeyiz, inemeyiz. Tenezzül i̇şte hocam oradaki meşruiyet kavramı, yani bahsedilen şerik ifadesidir o kelimesi işte onun da temelini biz fıtrat ve ahlakta bütünleştiriyoruz. Evet. Dolayısıyla biz o meşruiyeti dışına çıktığı anda ahlaksızlık diyoruz. Yani milletin anladığı veya toplumun anladığı şeklin dışında biz mesela kişinin yalan söylediğinde ahlaksız olması, meşruiyet dışı olmasıdır. Binayı yapan işte yaşadık yakın zamanda deprem yaşadık. Allah Vefat edenlere rahmet eylesin, kalanlara sağlık, sıhhat, afiyet. O depremde yapılan ahlaksız neydi? Binayı yapan mühendisin o demiri çalmasıdır. Evet. Bakın hikaye bu meşhur bir hikaye vardır. Hani bu depremler ahlaksızlıktan mı oldu? Evet ahlaksızlıktan oldu. Ama on, o ahlaksızlıktan değil. Ahlaksızlık. Çok güzel. Zihin, insanların zihninde düşündüğü işte yedikleri içtikleri için değil. Tam tersine orada o yapmaları gereken o binayı o inşaatı yapmaları gereken ahlakı kaybettiler. Ahlaksızlık buradaydı. Yani i̇mzayı atan mühendisten, denetleyenden, yapandan, etenden oradaki yapılan ahlaksızlığın bedeliydi bu. İşte gerçekten e, ahlak serisi o kadar gündeme geldi ve gerçekten doğru okumamız lazım ki bize, bu topluma yani ahlak kelimesi gündeme geldiğinde artık e, o tırnak içindeki kalıp ve dar sınırın dışında çok net bir şey ortaya çıkması lazım. Şunu o zaman söyleyebilir miyiz hocam? E, tam da sizin bıraktığınız yerde biraz daha meseleyi somutlaştırmak ve bugünümüzün meselelerini de masaya yatırmak adına böyle bir e, giriş yapmak istiyorum. E, bazen e, daha doğrusu şöyle, kurumsallaşmak, müesseseleşmek e, biraz profesyonelliğe doğru e, sanki ön açmak gibi algılanır. Ama her zaman müesseseleşmek ya da kurumsallaşmak e, Aynı müsbet neticeleri vermeyebiliyor. Bunu Atasoy Müftüoğlu çok güzel bir tespitte bulunarak, özellikle son dönem Rönesansla birlikte diyelim, Avrupa'sına bizim bu müesseseleşme ve kurumsallaşma yoluyla bazı kavramlarımızı sanki verdiğimizi iddia ediyor ahlak da diyor bunlardan bir tanesi e, Dolayısıyla bu akibetle Müslümanlar e, bir kavram bir konu ve bir meseleyle ilgili e, bir Reaksiyon ortaya koyma direncini de batıya devrettiler e, yani e, burada e, şu meseleyi özellikle e, vurguluyor Mülksüzleşen Müslümanlar ifadesini kullanıyor ve diyor ki batıya bağımlı hale geldik yani sizin dediğiniz etik kavramı işte seküler akla emanet edilmiş bir çerçeve ve dolayısıyla düşünemez, konuşamaz, üretemez bir durumdayız şu an. Doğru mudur? Katılır mısınız? Bunu da biraz konuşalım evet, isterseniz. Evet, yani bu çok geniş konu ve bir yere doğru da açılır gider yani bilginin bugün bilginin akışını, bilginin ne olduğunun tespiti ve akademik normların belirlemesi, belirlenmesi batıya, batının e, uhdesindedir, Kontrolünde. kontrolündedir. Evet. Yani bir tez nasıl hazırlanır üniversitede? Bunun normları tabii, tabii. batıda belirlendiği müddetçe siz e, diyelim ki bir e, ilahi yaratıcıyı işleyeceksiniz tezinizde arıyorsanız işte Rabbimiz şöyle yarattı diyemezsiniz. Tanrı iddia edilen tanrı bu konuda şöyle, şöyle <laughs> demiş olduğu şekilde. söylenir. Yine onu seküler bir şeye bağlayacak. Bu şey arasında bir maskeleme sorunu vardır. Modern insanın en sevimsiz yanı çok maske kullanır. Evin bir baba formunda, farklı anne formunda, farklı Çocuklarla yaklaşırken farklı, yasanın olmadığı yerde farklı, patron olarak farklı, işçi olarak farklı sayısız maskemiz vardır. Bir tane maske daha yeni çıktı. Evet bir de Çin mas masum maske, hiç değilse görünen bir maske var. O evet. şu an koronayı korumaya çalışıyor. Bu maskelerin Herkes arkasında maske insan kişiliğini kaybederek, menfaatini o maskelerin gerektirdiği şekilde... Hayat içerisinden toplayarak yaşamaya çalışıyor. Sıkıntı burada. Burada tutkularının ve menfaatinin egemen olduğu bir hayat tarzı içerisine giriyor. Bir de etiketler var. Evet. Benim buna karşı söylediğim, yıllar önce yazdığım bir aforizmada, savaşların en büyüğü yüzle yüreği barıştırmaktır. Yani kendine ne diyorsun? Kendilik bilinci dediğimiz şey, kendinde, felsefede kendinde olmak dediklere durum e, karşıda görünenle e, kendi hissettiğin Mehmet beni nasıl görüyor? Ben nasıl, a, onun gördüğü gibi miyim? Ya da ben ona o görüntüyü doğru mu veriyorum? şeklindeki kaçak oranı ne kadar yüksekse ahlakı, zaafımız o kadar. Aslında burada Atasoy Müftüoğlu hocam e, bu handikapların Halen devam ettiğine parmak basıyor ve diyor ki Batı'da bu kurumsallaşıp siyasallaşırken e, belli kavramlar bize ait kavramlar özellikle onu söyleyelim. E, İslam toplumlarında da tamamen bireyselleşerek öznelleşiyor. Dolayısıyla e, bu öznelleşme ve e, daha doğrusu e, bireyselleşmeden yola çıkarak subje e, unsuru haline gelen, durumla birlikte bazı bazı demeyelim hiçbir hatamız tartışılamaz, konuşulamaz, sorgulanamaz hale geliyor. ve tabii bu da doğal olarak ahlak ve hukuktan bağımsız bir varoluşun hayatın söz edilemeyeceği anlamına geliyor. Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Aslında meseleyi bir yere getireceğim ben. Ahlakın bittiği yerde biliyorsunuz çürümeler başlıyor. Ee, Tuzun koptuğu yer. Somut olarak belli kavramları da aslında konuşmakta fayda var. Ee, yabancılaşmanın başladığı yerde de toplumsal, bireysel, e, sosyolojik ve bireysel psikolojik e, bir fotoğraf aslında orta, ortaya çıkıyor. Mesela işte aşırı e, İslamın nasıl söyleyeyim farklı bir kavram kullanmak istemiyorum ama e, DAEŞ unsuru gibi e, yapıların ortaya çıkması bile e, bizde sorgulanmıyor mesela. Bir kesim bunu savunurken bir kesim de bunu reddediyor. Yani İslam'ın bu şekilde yorumlanması e, yani bizim Allah'ın bize e, vaz ettiği diyelim e, yaratılış e, mantığının dışına kaymış oluyor. Bu bağlamda değerlendirirsek, batıya emanet edilen o kavramların sorgulanmaz hale gelmesi e, bize neyi aslında gösteriyor? Burada hocam bir giriş yapalım. Sizin dediğiniz konuyla da çok bağlantılı. Şimdi o bir ifrat. Hani dediniz ya, dayış ve diğer unsurlar bir ifrat. Bu tarafta da seküler bir ifrat var. Seküler bir ifratla bu aşırı tırnak içindeki fundamental e, diyelim isim ifade olsun. Aşırı e, işte bu taraf yani ifrat ve tefrit aslında e, biraz önce hocamın da bahsettiği hani adalet kavramı çok kullandınız ya. İhtidal olan orta olan hani ümmeten vasaten diyoruz ya Hazreti Peygamber'in Kur'an'da ifadesi de var Peygamber hadislerde de. O vasateni yani itidal olan muhtedil olanı kaçırıyoruz. Dolayısıyla bu ahlak kavramında tekrardan biz şunu yapmamız gerekir belki. Aşırılıkları gideren orta ve mutedil olan bir dengeye kavuşmanın hikayesi olarak okumamız lazım. Diye düşünüyorum. Ve sizin biraz önce bahsettiğiniz o motto var ya, insanın yüzüyle, gönlünün birleştirilmesiyle ilgili. Siz bunu söylerken benim aklıma şey geldi. Allah Resulü'nün şu meşhur hadisi, mümin elinden ve dilinden emin olduğu insandır. Bunu biz bir derste öğrencilerle sohbet ederken şöyle bir şey çıktı. Orada da bir motto çıktı. O da şöyleydi. Siretindeki kıymetli değerleri suretine estetik olarak uygulayandır Müslüman. Siretteki değerleri suretine estetik olarak uygulayandır mümin. Bunu şahladığınız zaman bu temsiliyette yine başka bir hadisi canlandırıyor bizim gözümüzde. O mümindir ki görüldüğünde Allah azze ve zel akla gelsin. Ne, nesi akla gelecek Allah'ın? Rahmaniyeti, adaleti, merhameti, kutsiyeti yani temiz olan, doğru olan, dürüst olan, kıymetli bir değer olarak ortaya çıkan insan olacak. Yani bu e, Mehmet Bey'in söylediği bu i, camiaya ait bir sorunumuz e, nedir? Ahlaki sorunlarımızı sıralayacak olursak o konu çok geniş ve apayrı bir konu olarak ortaya çıkar. Yani Müslümanlık iddiasındaki ya da onu temsil eden ...insanlarla Müslümanlığın söylemi arasında da bir kopukluk var. Bu kopukluğun en bariz örneği... Nedir? ...dile düşmüş bir İslam'dan söz edebiliriz. Yani bugün İslam... ...biz onun temsilcisiyiz ona müntesip ama... ...en çok biz onu dil ile temsil ediyoruz. Bunu ticarette, siyasette... ...temsil etme... ...örnekliğine sahip olamıyoruz... Yani bir tanesi şunu demiyor. Siyasette siz bunu gördünüz mü? Bana teklif ettiğiniz vekillik ama teşekkür ederim. Şu arkadaş benden daha münasiptir bu işe, ehliyetlidir. Siz bu teklifi ona götürün diyen bir, bir insan yok yani. Ticarette hakikaten o Fatih Sultan Mehmet döneminde anlattıkları sıfta yapma sabah şeyini, dengeyi gözeten, bir yapı var mıdır yoksa diyelim ki dindar tüccarlar iflas eden arkadaşlarını nasıl destekliyorlar ya da ona tavır, nasıl bir tavır alıyorlar onu koruyup gözetip onu tekrar yanlarına mı çekiyorlar yoksa onun ürünlerini daha ucuza almak için mi uğraşıyorlar bu örnekleri o kadar çok çoğaltabiliriz ki yani bunu anlamak için yani çocuğumuz dışarıda birisiyle kavga ediyorsa anında aşağı indiğimizde ne yaptığımızdan ahlak nasıl bir hale büründüğümüzden anlaşılır. Eğer çocukları ayırıp çocuklar kavga iyi bir şey değildir. Siz kardeşsiniz, arkadaşsınız. Bak birbirinize ihtiyacınız var. Kavga etmeyin. Niye ediyorsunuz diyorsak bu ahlaki bir tutumdur. Ama daha ne olduğunu anlamadan Çocuğumuzla kavga eden çocuğu tart ediyorsak, ona e, olumsuz davranıyorsak işte orada sıkıntı var demektir. Bu ticarette de böyledir, siyasette de böyle, ekonomide de böyle. Nedir? Yani rütbe alma, rütbe verme konularında nedir? E, emaneti ehline vermeme konusu, e, ayrımcılık yapma konusu bunlar çok büyük kitleleri ilgilendiren ama, bir anlayış e, formu yani. Ama aynı zamanda bunlar konuşmamız gereken meseleler de değil mi hocam? Yani siyaset evet. bugün aşağı yukarı, aşağı yukarı değil. Yani hepimizin e, gündelik hayatının içerisinde. Ekonomi hakeza öyle. Hepimizin gündelik hayatının içerisinde. Aile, yani ailede bile insanların birbirlerine karşı duruşlarını sorgulaması Eski gerekiyor. Dönemmiş, evet. e, artı e, yine e, kabul etmemiz gereken e, sanat meselesi, sanat ahlakı meselesi. Mesela e, sanatta bir ahlaki duruş var mıdır? E, i̇şte sanatın e, şekil mi, içerik mi, nitelik mi, e, nicelikler mi, e, nicelik mi? mi? E, bunun sorgulanması gerekiyor. Sanat ne için yapılır mesela? E, sadece nü çalışmalar ortaya koymak sanat mıdır? Ee, onun dışında yaratılışın asıl gayesini ortaya koyacak bir anlayışı ortaya koyan sanatçı mıdır mesela? Ee, yoksa e, bunlar işte kenarda köşede kıyıda tutulması gereken e, asla sanatın tam merkezine çekilmeyecek insanlar mıdır? Yani işi karıştırır mı bu insanlar? Ee, siz de e, eski bir e, Tiyatrocu. Oyun yazarı diye Oyun yazarı. Bant yazarları. Senarist. Öyle görelim. Biraz da sanatı konuşalım hocam. Yani bu anlamda sanat ve sanat ahlakı nedir? Nasıl olması lazım? Hülya Yazıcı hanımefendinin buna dair çok güzel tespitleri var. Ben onları da dile getireceğim inşallah. Yani daha yakıcısından başlayayım. Bence siyaset çok daha yakıcı bir konu. Elbette. Ekonomi çok daha yakıcı konu. Yani şu malı saklayayım, bu pahalanacak. Ben ileride bunu daha pahalı satayım. Hepimizi ilgilendiriyor. Ama bir, bir sanatçının bir tablosu belki çok ilgilendirmez ama kitleye yönelik gene ilgilendirir tabii. O, o da kopuk değil ama e, siyasette biz e, siyaseti nasıl seçiyoruz? İnsanları nasıl yükseltiyoruz? Bu çok büyük bir sorundur. Siyasette muhalefet ve iktidar ilişkisi ve dili, iktidar ve muhalefet dili nasıl oluyor? İnsanlar e, mecliste yumruk yumruğa kavga eden bir toplumda çocukların kavga etmesini siz e, eleştiremezsiniz yani. Evet muhalefet ahlakı çok önemli. Ya. Muhalefet akla, ahlakı da önemli, iktidar ahlakı da ona bağlı olarak yürümek lazım. Yani şahsiyete saldırılar var. Her gün mahkemelikler ve Türkiye'de insanlar siyasette yan gelirlerini mahkemelerden elde ediyor parti liderleri diyelim yani. Bu garip bir şeydir. Çok çarpık bir şeydir. Ya bir de siyaset tanıdığımız insanlara bakalım, düşünelim, isim vermeyelim. Yani insanlar nasıl yükseliyorlar? Birilerinin omuzlarına basa basa yükseliyorlar ve acaba ehlini mi getiriyoruz oraya, işi bileni mi getiriyoruz? Yani şunu ben parti lideri olsam şunu sorardım, sordururdum daha doğrusu. Yani milletvekili olmak istiyorsun, büyük lacivert takım elbisen var, kırmızı bordo kravatında var, tamam bunlar iyi. Şekil şartları yerine, yerine getirmişsin. Ne yapmak istiyorsun sen? Meclise gelip Türkiye'nin hangi bir eksiğini gördün ve neyi düzeltmek istiyorsun? Bu soruya eğer bu soru kafasında insanın yakıcı bir şekilde ben bunu komisyonlara girip bunu düzelteceğim. Bu konuda işte malum sıkıntı var. Bu konuda şöyle bir yatırımı önceleyeceğim ya da insan haklarında şu sorunları temizleyeceğim. Amacım şu hedeflemeden oraya giden insanların ben tam da nedir? siyaseti yozlaştırdığını görüyoruz. Mesela seçim sonrası konuşmalara bakın. Bu ben kendimi bildim bileli budur. Seçim kazanmıştır bir lider. Ona mikrofon uzatılır. İlk söz şudur. Demokrasi kazandı. Çünkü kendi kazandı. Ya kendi seçimini demokratik seçim olarak görüp başkalarının kaybetmesini demokrasi olarak gören bir ahlaki erozyondur bu işte. Seküler ahlak dediğim şey budur. Ve bakın parti tüzüklerinin hepsi aynıdır. Hukuk, sosyal hukuk devletini geliştirmek işte nedir? İnsan haklarında saygılı. Şöyle bir partiyiz biz. E ne oluyor? Uygulamaya geliyorsun. Hiçbirin, hiçbir emaresini göremiyorsun. Parti içlerini, parti yönetimlerini e, ne baktığınız zaman hiçbirinde ahlaki bir sistem yok hep tepeden gelme jakoben bir tavır olduğu halde bu insanların insanlara eşit muamele yapmasını bekleyebilir misiniz? Siyaset böyle. Peki ee, hocam şeyde, bu durum... Ekonomide zaten tekelleşme biliyorsunuz, türüstleşme evet. her şey. Kapitalist sistem başlı başına zaten ahlaksız bir sistem. Paranın dediği olur diye mi? Onun hükmünün geçtiği bir sistem. Bunun yanında sanat da onları desteklediği oranda var. Bakın sanat bugün Burjuva sınıfı derlerdi 70'lerde 80'lerde İşte onların elinde şu an ne oluyor? Bir sanat merkezinde bir nedir? Sinema günlerini düzenleyenlere bakın. Belli holdinglerin yaptıkları sanat programları var. Yurt dışından getirilen ya da kendi düşüncelerini ortaya koyan şeylerle ortaya gidiyor. O yüzden hayatın her yanına eşit derecede bileşik kaplar sistemine benzer bir şekilde ahlaki erozyonla yaşıyoruz. Bunun adı aslında seküler ahlaksızlığın, seküler yozlaşmanın egemen olması diyebiliriz buna. Ama biz de burada nasibimizi almıyormuş. Bizim bunu aşmak için büyük çabamız, büyük tutarlılığımız var mı? Küçük çabalar var ama bunlar tebarüz edip de bizi ortaya çıkaramıyor maalesef. Dikkat çekecek duruma getirmiyor. Bu tabii aynı zamanda bizim çıkmazımız da diyorsunuz. Ee, siyaset eh, ahlakı meselesini Kenan Alpay dergimizde kaleme aldı. Evet. Hakikaten çok önemli tespitleri de var. Benim mesela en çok dikkatimi çeken e, tespitlerinden bir tanesi e, her durumun diyor çift taraflı bir e, işleme özelliği vardır. Yani bunu şunun için aslında kastediyor. Biz siyasetçileri eleştiriyoruz şimdi. Ama bir de toplum tarafını da dikkate almak lazım. Ee, bununla ilgili ilahi e, uyarılar da var neticede. Ya sen iltimas istiyorsun siyasetçiden. Aynı hatayı sen yapıyorsun. O da sana iltimas Zaten ediyor. E, Aynen. Yani şu an şeyini de hatırlayamadım. Yani ama. aslında şey değil. Balık baştan kokar tabiri bizim toplumumuzda ters işliyor hocam. Tabandan, tabandan geliyor. Tabandan. Zaten e, Başlıyor. eğer... Tam ismini hatırlayamadım dönemin bir milleti Bu arada özür dilerim. Sanırım bir saatlik e, tamam. süremiz dolmak üzere. E, son kısmında e, muhtemelen okuyucularımızdan gelecek e, soruları alacağız. E, ben onu da e, sohbetimiz içerisinde yansıtacağım. E, buyurun hocam. Buyurmayacağım. Burada yani hocamızdan bizim İlahiyat Fakültesinde bir hocamızdan dinlediğim biri var. Tabii kaynağını bilmiyorum. Bir milletvekilinden bahsediyordu. Kendi dönemi için söyledi. Tabii bunu da bu, katlar mı ellerini tam bilmiyorum. Trene biniyor. Ee, halk işte diyor artık bizim diyor e, memlekete elektrik yol getirirsiniz. Bayağı bir şey var böyle. Milletvekilinden beklentiler var. Trene derken diyor ki siz kaymak şey siz yoğurt ben kaymağım diyor. Siz neyseniz ben o olacağım. Hakikaten onun durumuna göre eğer yoğurt, sağlam bir yoğurt sağlam bir Netice varsa kaymak maya güzel olacak ama Hı. mesele bu. Yani e, bu burada bir insan bir toplum e, benzetmesini yapıyor Kenan Albay. Aynen. Ve diyor ki e, bu mukayese yaparak da aslında toplumun, toplumu yöneten e, idari mekanizmanın e, etki tepki duyarsızlığından yola çıkarak e, hassasiyetlerin korunması gerektiğini ama bunların idareciler tarafından e, sek ve idare edilemeyeceğini e, yani toplumun dinamiklerini, toplumun bizzat kendisinin bütün bu e, e, o bütünlük içerisinde koruyup muhafaza edebileceğini ve dolayısıyla e, idarecilerine karşı da bir uyarı mekanizmasını çalıştırması gerektiğini vurguluyor. Çok önemli bir şey çok, bu mekanizma. Çok önemli bir, çok önemli bir mekanizma. Bizim insanları seçene kadar o seçim sürecinde bizi dinliyorlar evet. ya da dinler gibi oluyorlar. Not alır gibi oluyorlar ama ondan sonra ulaşılmaz oluyorlar. Oraya yaslanıp bize bakıyorlar. Evet. evet. Aslında bize yaslanıp oraya bakmaları lazım. Ee, onlara e, nedir uyarı mekanizmaları, aracı mekanizmalar yok maalesef. Ya da İş, işler değil. Şöyle de bir durum evet, var. E, o mekanizmayı işletecek toplumun alt kesimleri de tırnak içinde Küçük de olsa o eleştirilen ahlaksızlığı kendisi de yaşıyor. Evet, aynen. O yüzden tesir de etmiyor. Bekle, oluyor. Bir de, de şöyle bir şey var mı hocam acaba? Ben özür diliyorum, böldüm sözünüzü ama. E, acaba e, bizim açımızdan düşünecek olursak, Müslümanlar hakikaten bir dönem iktidardan mahrum. E, Birçok hakları e, ellerinden alınmış, e, verilmemiş, mahrum bırakılmış. E, ama bir dönem sonra bu haklara kavuşunca, Acaba tamam bu iş oldu bitti artık daha fazlasını istemediler mi yoksa verilmedi mi? Bunun da sorgulanması gerekir mi? Ya da evet. tepeye ulaşınca değiştik. Yani mi hocam? O, o da çok büyük bir konu tabii. <laughs> vitaminden zehirlendik diyorsun. yani evet. <laughs> doğrusu Doğrudur o yani. Büyük bir açlıktan büyük bir sıkıntıdan 28 Şubat'ı kastedersek çıkınca tarih sahnesi önünde açılınca e, şaşırıyorsun yani çok da hazırlıklı değilmişiz mi duygusu da zaman zaman i̇şte bende zuhur ediyor aslında. Ilaveten bir şey daha burada aslında söylemek lazım daha önce e, malum bizim insanımızın e, en çok hassas olduğu konulardan bir tanesi makam şan şöhret para bunlarla imtihanımız da ağır oldu. Evet. asıl savrulmaları da Onu aslında söylüyorum. burada. Yani yaşıyoruz. sadece bu siyaset değil bu, sosyal tabii. boyutta i̇şte burada... bütün insanımızı ilgilendiriyor. Aynı Hoca cam. dedi ya yani sütten yapıyoruz yoğurdu. Yani sütü top, halk olarak millet olarak ele alırsak ondan yapacağımız peynirin, yoğurdun, kaymağın kalitesi niteliği niteliği o oradan Aynen. sütten Hocam, geliyor. Belki de vakit çok daralıyor. bir konu var. Hani bu tam bu noktaya geldi. Burada şeye başlıyoruz. işte. belki de Ali Bardaklı hocamıza yaptığımız röportajı ve onun Ondan mahiyeti. Ondan önce bir şey, bir anaktı aklımda var. Bitirin hocam. Bu ahlaki konularda hep iyi örnekleri ortaya koyarak gitmek lazım diye düşünüyorum yani. Evet. O orada bir iyi örneklik var. Onu söylemem lazım. Ee, hani siyasetçilerin tabanla ilişkisini söylüyoruz ya. Mesela son dönemde yaşadığım çok enteresan bir şeydir. Bakanlık tarafından aranıp iştigal ettiğin alanla ilgili yani sen insan hakları savunucususun bu kadar emeğin var işte, şu kadar şey var. Bunu takdir edip benim gibi diyelim STK'lar temsilcilerini 50 kişi ya da 30 kişilik bir grup oluşturup bu gruptan yeni bu adalet yasasının hazırlığı süreci çok uzun zaman önce başladı. Sayın Abdülhamit Gül Değil mi? Evet Adalet ee, Bakanlığı. Bunu söylemem lazım. Bu güzel bir örnek. Topladı. Yasa nasıl uygulanıyor? Avukatları. Birçoğu avukat olan arkadaşları. Ee, yasa nasıl? Yasanın sıkıntısı ne? Yasanın pratiğe yansımasındaki sıkıntı ne? Ee, bunları bütün cenahları gezerek yani farklı fikir e, mahafillerini de gezerek e, sıkıntıları tespit etti. Ona göre bu Adalet reformunu hazırladı. Mesela ben orada acımasız sayılabilecek eleştirilerde bulundum, uygulamalar hakkında genel şey, genel yaklaşım hakkında sağ olsun. Hepsinden not aldı bu da ve hiç bir, şey bir kırılma emaresi göstermedi. Yine o gönül hoşluğuyla yolcu etti. Ben bu örnekleri çoğaltmak lazım, bu örnekleri şeye yaymak lazım. Evet doğru söylüyorsunuz. Doğru bir iletişim yani. Eyvallah. İşte dergimizin hani bu şey bir Ali Bardakoğlu yani. hocamızın röportajına e, değineceksiniz, Hı -hı. De, gireceksiniz. Ben ondan önce bir soruyu alayım. E, ondan sonra siz evet. devam edin olur mu hocam? Günümüzde ahlaksızlığın yaygın olmasının olmasını seküler kesimin hakim olmasına bağlayabilir miyiz demiş bir okuyucumuz. Bu durumda e, kemal ahlaka ulaşmak mümkün müdür? Yani günümüz ahlaksızlıklarının yaygın olmasının sebebini e, seküler kesimin hakim olmasına e, bağlayarak e, ahlaki kemale ulaşmak gibi bir bahane üretilebilir mi? E, eğer böyle bir şey olursa e, bu sefer sorumluluk evet. e, sorumluluk evet, bu ahlakı sefer, evet. sorgulanır mı? Bu sefer siz özne olmaktan çıkarsınız o anlamıyla bu bunu bahane edemeyiz. Onların etkileri olabilir elbette ki. Onun hayatı Kur'an ya da bugün tarihsel süreci Cumhuriyetle birlikte bir sosyal alanda millet olarak dayatılan bir kıble var. Bu kıblenin elbette etkisi var ama bu şu demek değildir ki insanın haramdan kaçmasını engelleyecek ya da çözüm bulamayacak anlamına gelmez. Ee, o anlamıyla bu bir bahane değildir. Bahane olmamalıdır benim görüşüm. Ee, mesela birisi, bir yaşadığım bir olay bu. Arkadaşımın arkadaşı yaşamı bir ev alıyor, evin bir yaşlı kadından bir ev alıyor. Sonra bu Ev gazetelere bakarken o semtteki o iki artı bir diyelim yerlerin o fiyattan 20 bin lira daha fazla olduğunu öğreniyor, görüyor. Ve bu arkadaş gidiyor, yaşlı kadın bilmiyordu, aldanmış olabilir bana, gidiyor 20 bin lirasını daha ilave ediyor. Şimdi bu bu ahlak, bu ahlaka etki edememiş kim hiçbir şey, hiçbir sistem buna etki edememiş biraz bu numuneleri ahlaklılarımızı erdemli insanlarımız arkaya kalıyorlar çok o anlamıyla hele şu dönemlerde siyasetin iyice yozlaştığı bir dönemde erdemli insanlarımızı öne çıkarmamız lazım biz çıkarmamız lazım ben de tam bunu onu, onu söyleyeceğim bunun için var hocam ee, Muhammed Emin Bilmiyorum. Yıldırım hocamızın yazısı da tam da aslında bu çerçevede e, neticeleniyor e, temsil etme problemi yaşıyoruz ya, yani güzel ahlakı, güzel örnekleri çoğaltarak aslında bu topluma biz ahlakın nasıl olduğunu anlatabiliriz. Ee, diyorum ve sözü size bırakıyorum. Şimdi Muhammeder hocam Hocam. Da, e, Sayın hem, Bardakol hocamızın hem, röportajı. Tam o zaten e, Bardakol hocamızla yaptığımız o uzun e, soluklu 11 sayfalık röportajı da çok atıf yapıldı burada. Zaten tam konu bununla ilgili. Birincisi e, biz de yani Bardakoğlu hocamızın o ana spotunu hatırlayalım diyor ki dindar olmayan birisi ahlaklı olabilir etik noktasında. Ama dindarın mutlak ahlaklı olması lazım. Evet. Çünkü iddiamız bu. Çok referansımız bu. Referansımız çok bu. Ve dolayısıyla sekiler dünyada yaşıyor olmamız veya da hatta bununla asr-ı saadetin çok önemli bir örneği vardır. Allah Resulü Resul Muhammed olmadan Emin Muhammed'di. Muhammed'ül Emin'di. Ve bulunduğu çağ ve ortam cahiliyeydi. Cahiliye ortamında emin olabildiniz. O sizi daha sonra nübüvvet dünyasında resul yaptı. Fıtrat bir noktada korur çok ama güzel. onu e, i̇şte ilahi vahiy de evet. ve e, modern zamanlarda özellikle Türkiye'de son 10 yıldır çok tartışılan yani dindar ahlaklı, din, din ahlak arasındaki çizginin açılmış olması veyahut da e, Ali Bardakoğlu'nun çok da değindi. Mesela dini ibadetleri yaşarken kullandığımız temel argüman fıkıh'tır fıkhın içerisinde ahlakın buharlaşması diye bir kavram kullanıyor Ali Bardakoğlu. Çok ilginç bir mottosu var. Hatta bunların makalesi de var. burada da baya bir metin işliyor. Biz ibadetlerde ve dini referanslarda fıkıh derken formel ve şekle baktık. Ama o çok güzel. Onun temel hatta Emin hocamın da kullandığı ayette velünlil musallin Baya namaz kılanın hali ne ki yazıklar olsun ki onlar şu şu temel ilkeleri yerine getirmedi. Gösteriş yaptılar. Yetimin hakkını korumadılar. Şimdi bunu aldık. Fıkıhta bir ibadet için, namaz için altı tane içinde, altı tane dışında şartları koyduk. Yerine getirdi. Zannetti ki namaz kıldık. Hayır namaz kılmadık. Aslında burada namazı kıyıyoruz. Eğer o ahlaki değerlerden, o tenha anil fahşe ve münker, kötülüklerden alıkoyan, bizi daha iyi yapan bir namaz yoksa o zaman namaza kıymış olduk ve o anlamda dinle ahlakın arasını açmaya başladık. Ve daha sonra çok ilginç bir noktaya parmak basıyor Ali Bartakolu hocam. özellikle gençlerin son dönemde hani meşhur deizm var, işte biraz seküler ahlak, seküler yaklaşımın getirdiği bazı kırılma noktalar var Müslüman dünyayı mesela aileleri çok endişelendiren, orada da aynı noktaya değindi. Ya dedi sorun o çocuklarda, o gençlerde değil, o gençlere cevap verme noktasında değil de hani hayatta gönlük anlatma gönlük noktasında, noktasında temsil olsun. olan bizlerde dedi. Yani biz hani sözün sonu şu olabilir belki. Biz hangi İslam'ı temsil ettik? Hangi dini değeri tebliğ ettik? Neyi söyledik ki onlar bunun karşısında bize bunu verdiler? Siz biraz önce söylediniz. Yani siyasetten, toplumsal hayattan, etraftan, ticaretten o kadar elimiz dökülmeye başladı ki bu döküntülerimizi evet seküler yaşantının etrafın etkisi var ama öz itibariyle biz o etkiyi dönüştürebilme şansımız vardı. Çünkü biz eğer gerçekten yani iman ahlakını yaşayan ve temsil eden olsak biz elmasa dönüşmemiz lazım. Elmas. O elması siz toprağa da koysanız bir yerlerde etrafta bulansa da üzerinde gubar da olsa o cilalanıp temizlendikten sonra o cevher ortaya çıkacak. Kendini mücevher olarak ortaya koyacak. Dolayısıyla e, özellikle dindarlık ve ahlakla ilgili o açılan makas bizi sizin bahsettiğiniz o e, hani imtihan olunduk dendi ya yani Artık biz refahla imtihan olunmaya başladık. Artık dışarıdaydık. O zamanlar hani meşhur bir hikayedir. Belki Halid Bümelli'ye ait olan bir ifadedir. Medine'de çorba içerken bir kaşığı beraber koyduğumuz sahabeler arasında sıkıntı olmadı ama Kisra'nın saraylarında bir takım imkanlara sahip olunca İslam aleminin ilk dönemdeki ihtilafları, tartışmaları da o muhalefet tartışmalarında, o kardeş kavgalarında da onu gördük. Varlıkla imtihanımız çok ağır oldu. Evet. Bunu tartıştı Ali Bardakoğlu ve şöyle bir şey söyledi. Müslümanın Müslüman'ın ana iddiası olan temel değerin, e, yani hedef ve gaye olarak. Siz biraz önce bir şey söylediniz, o çok güzeldi. Hedef ve gaye ne olacak? Yani biz bu etik, ilke, kanun, kural yaşadığımızda gayemiz ne olacak? Biz daha sonra nereyi görmek istiyoruz? Bugün yaptıklarımızda 5 sene, 10 sene öldükten sonraki ahirette neyi görmek istiyoruz? Bu bir hedefin olması gerekiyor, bir gayenin olması gerekiyor. Ve hedef ve gayeyi bir şeye bağlamamız gerekiyor. O da şu var. Bizim dindarlık dediğimiz, bizim İslam dediğimiz, bizim ahlak dediğimiz aslında hayatta bizi insan yapan hani beşeriyetten insaniyete diye bir ifade var. Homo sapiens meselesi var. Yani belli bir dönem insanın şuurlanmaya başladığı, varlığı anlamlandırmaya başlayıp ben kimim, ne yapıyorum, gelecek nedir tasavvuru başladığı zaman ahlak ortaya çıktı ve Hz. Adem'den itibaren var olan bir değer ve günümüz Müslümanları bahsettiği o fıkıh çok önemliydi. Fıkhın şartlarını şekil şartlarına bakıp mahiyeti kaçırmanın krizini yaşadık dedi. Ruhunu, kaybettik. Ruhunu kaybettik. Burada mesela e, hocamız pek, belki değinmedi ama aklıma o anda bir anekdot geldi benim. metni okurken de gelmişti. E, bu Hanife Fıkıh Ekber'in yazarı. Biz Fıkıh Ekber deyince hani şey zannediyor. Normal fıkıh o bir kelamdır. Belki o bir e, daha teori yüksek bir değerdir. E, bir gün yani Fırat mı Dicle nehrin kenarında elbisesinde küçük bir parça var. Kirlenmiş. Onu temizlemeye çalışıyor. Tabii öğrencisi soruyor ya imam nedir bu? İşte biraz bir şeyler bulaştı temizliyorum. Ama siz demiştiniz yani hütbeniz, şeyinizde, eserlerinizde, ifadenizde işte şu el ayası kadar olmak şartıyla belli şartlara taşırsa galiz olmama kaydıyla e, necasetten sayılmaz dediniz. Niye temizliyorsunuz? İşte cevap oradaydı. Dedi ki o fetvaydı bu takvadır. Yani bu takvadan kastedilen de işte bizim ahlak dediğimiz şeydi. Peki bu bağlamda hocam siz başta girerken de aslında şey söylediniz. Dediniz ki somut bir şey değil. Elimizde elle tutulur, gözle görülür bir karşılığı yok. Peki ahlakın bir psikolojisi var mıdır? Yani siz Bahriye Hanım'ın yazısını çok güzel. da evet. e, okudunuz, e, değerlendirebilir misiniz bu bağlamda? Şimdi e, tabii Bahriye Hanım'ın yazısı çok önemli. Şu şundan çok önemli. Yani e, uygulamaları görmüş uygulamalar üzerinden bir teori ortaya koyuyor ve sıkılan sıkıntıların e, can alıcı yerlerine vurgu yapıyor. O yüzden o çok önemli bir yazı. E, aileler özellikle e, de dindar aile e, mutlu mu sorusunu sormaya korkuyoruz. Hepsi mutlu gibi gösteriyoruz, huzurlu mu huzurlu diye kabul ediyoruz. Bu aslında insan teki olarak ne manaya geliyoruz? Mutlu muyuz? Huzurlu muyuz? İşte bu ahlakilikte sorudaki arkadaşımızın sorduğu kemal noktası nedir? Kemal bir duraksız yürüyüştür. Kemalde bir durak noktası yoktur. Kimse de kendi ben kemale erdim dediğinde kemalsizliğe evrilmiş olur. Tükenmeye başlanmış. Süreç. Süreç. Burada hocamızın söylediği işte bu işin gayesi diyor ya, aslında insanların libasları değişiyor, teknoloji aletler değişiyor ve bizi değişimin büyüsüyle çok değiştik, çok değiştik diyorlar. Aslında bir de değişmeyen bir öz var. Değil mi? O özü yakalamak lazım. O öz, Hazreti Adem'den günümüze kadar insanın serüveni dediğimiz insanın yapısı. İnsan hakaretten hoşlanmaz, insan e, nedir acıkır, insan uyur, insan zayıftır, insan nedir mala düşkündür. Bak çok önemli bir konular bunlar. Bunları dengelemek için bir takım insanlığa kurallar lazım. Bu kuralları kim koyacak? Kim koysa objektif olmayacak. Ben objektif bakıyorum diyen batı tarzı külliyen yalandır. Hiçbir insan... Hiçbir insanın oluşturduğu yapı, kurum objektif olamaz. Çünkü insan yetiştirdiği çevrenin, coğrafyanın, ahlakın, nedir e, kültürün etkisiyle inşa eder kişiliğini, değerlerini, yapısını. O yüzden e, asıl olan felsefenin de konusu nedir? Eşyayı hakkıyla bilmek. Eşyayı bilinmesi gereken Şekliyle bilmek. Bunu kim bilebilir? Veya bunu bildiğini iddia eden kim olabilir? O kimse işte objektif ona diyebiliriz. Onu, öyle bir insan yok çünkü. Bunu ancak Allah bilir. İşte, vahiy O yüzden Allah o ölçüyü insanın huzurlu olacağı, adil olacağı, ahlaklı olacağı vahiy indiriyor. Sen bunu e, yeryüzüne sirayet ettirdiğinde medeniyet oluyor. İslam medeniyeti oluyor. Tam bizim şey modda gibi. Evet. Nebevi şuurda medeniyet inşası. Evet. Fıtrat Allah'ın verdiği güzelliklere de e, duyarlı bir şekilde yaratılıyorsun. Onu ne kadar devam ettiriyorsun? İşte seküler birinin ahlakı o tesadüftür. Ama Müslüman e, ahlakı eğer vahye tabi oluyorsa, onu sözden amele, eyleme taşıyorsa, davranışa taşıyorsa, bilinçli bir eylem, yani o çocukçu saflığı devam ettirmenin imkanıdır vahiy. Günahsızlığı ya da kemali çocuk kemaldir. Sezai Karakoç'un müthiş bir e, sözü vardır. İnsanı çöz çöz çocuk olur. Evet. Müthiş bir şey. O da o atıf yapıyor. Eyvallah. Bir sorumuz daha var hocam. Seküler sistemde politika yürüten tüzel kişilerden yüce bir ahlak beklentisi gerçekçi mi? İçinde bulunduğu sistem sizce buna müsaade eder mi? Evet Muhammed Ali Hocam. Evet. Sağlam bir soru. Güzel evet. kişilerden yüce bir ahlak beklentisi gerçekçi Ya şöyle bir tabii şey seküler var. sistem içerisinde tam, tam, politika tam. yapan, yürüten e, tırnak içinde. Çok fazla siyaset politikaya girdik. Orayı e, aslında e, çok da fazla... E, yani hepimizin bildiği şeyler bunlar. Şey şu söylenemiyor. Güzel bir söz vardı. Hocam. Yok, o şeyi ifade edeyim hocam. Evet, evet, evet. hani bu siyaset felsefesini yazanlar ya da bu konuda yazıp çizenlerin güzel bir sözü var. Siyasette mana, elfazın zıttıdır diye bir tabir var. <laughs> çok kullanılır. O yüzden e, beklentiyi çok yüksek tutmamak gerekmekle birlikte şunu kabul etmek lazım. Her durum ve şartların bir ahlakı olduğuna göre, evet e, siyasetin de ahlakı vardır. ve Bu siyaset ahlakını yaşayan insanların da, halkın da e, kendi liderlerini, kendi toplum önderleri ile ilgili olarak e, beklentiler olması çok doğaldır ama biraz önce konuştuğumuz konuyla tekrardan söylüyoruz. Bunu belirleyecek olan yani siyasetçinin, idarecinin veya liderin veya bir cemaatin ve toplumun önderinin, durumun pozisyonu belirleyecek olan yine takipçileridir, halktır, seçmenleridir. Onlara oy verenlerdir, onu destekleyenlerdir. Yani onların tavırları, onların durumları onlara yön verecektir. Yani Hazreti Ömer'in meşhur sözünü tekrar hatırlarsak, hutbeye çıktığında ne dedi? Yam olursam ne olur? Orada düzelten sahabe vardı. Yani hatta bir anekdot aklıma geldi bunu söylemeden e, bitirmek istemiyorum. Hazreti Ali'nin dönemi için derler ya gelip insanlar gelip bazıları ya işte Hazreti Ebu Bekir Ömer döneminde böyle rahatlık huzurduk işte her şey güzeldi. Senin döneminde bazı karışıklılar oldu cevap çok açık. Onların yanında ben vardım benim yanında siz varsınız. Bence burada bitireyim bunu. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var herhalde hocam. Yani benim orada söyleyeceğim şu söylediğini yapmak yaptığını söylemek Bu bir tutarlılıktır Yani siyasetçi yapamayacağı şeyi söylerken ben bunu yapamam ama bir şekilde bunu bu oy getirir diye söylüyorsa alaksızlık orada başlıyor zaten O yüzden tutarlılık önemlidir ha şunu da kabul etmek lazım hakikaten bu sistemde bu şartlarda e, nedir siyasetin e, imkanları açısından sıkıntılı bir dönem var ama bu sıkıntılı dönemde, siz buna bu sıkıntı döneme kan mı veriyorsunuz yoksa bu sıkıntı dönemi bitirmek için onun mazgallarını zorluyor musunuz bu da zorlamak esas ve tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemek koymak bu metafor olarak söylüyorum yani o verdiğiniz sözler yapılabilir sözler olsun ve onları oraya geldiğinizde de yapın ama oraya gelince unutursanız bu ahlaki bir sorun olur Başka bir şey çok sorularla alakalı bir şey söyleyeyim mi? Yani hazır bu e, imkanımız varsa bu YouTube imkanı televizyondayız şu an sayılır öyle. Buradan e, okuyucularımızdan ya da dinleyicilerimizden hangi konuları işlememizi istiyorlar Siyer vergisinde e, talep ettikleri başlıkları işte diyebilir, şu konuyu işleyin diye ben yönlendirmeyeyim, isim vermeyeyim. Ee, gönderirseler bize önemli katkı yapmış olurlar. Ben de bir önceki soruya ilaveten bir şey eklemek istiyorum hocam. Hani e, seküler aklı sorgulayarak e, ahlaki davranışlar ortaya koymak ne kadar imkanlar çerçevesinde mümkün e, bağlamında bir soru gelmişti. Ben de şunu sormak isterim. Ya yani bunu da sorgulamamız lazım. Seküler e, aklın argümanlarını kullanarak ahlaki davranışlar ortaya koymak ahlaki mi? Evet. Tabii o da önemli bir, o bir şey. O da önemli bir şey. şey. Yani e, şeyi söyledik ya hani e, Atasoy Müftüoğlu'nun e, ahlak daha doğrusu kurumsallaşma ve müesseselleşme üzerinden ahlaki yozlaşmanın ee, seküler aklında yatması olarak bizim toplumumuzda bir atalete sebep olduğundan bahsettik ya bu bağlamda yeni bir soru var. Ahlak kurumsallaşır mı? Kurumsallaşmalı mı? Hocam tam dediğiniz soru gelmiş. Burada e, çok ince bir nokta var gözden kaçırdığımız. Eğer ahlak kurumsallaşırsa ve kurumsal durum dolayısıyla biz bir tavır alırsak bu bizim bahsettiğimiz ahlak olmaz. Bu bildiğimiz Alek memur kayıt çok güzel. Bu bildiğimiz memuriyetin e, amire doğru itaatini ...veyahut da belli bir kurumun gerektirdiği şartlara, o kurumun şartlarına uygun bir yapıda olmak gerektiği, bir sözleşmeye uymak anlamında Tabii, olacaktır. Tabii kurumsallaşmadan neyin kastedildiği Şu, de çok önemli. Şunu da ekleyek eklemek mümkün bu soruya ama yapıp ettiğimiz kurumlar insan sıcaklığını taşıması lazım. Yani insanın eşrefi mahlukat olduğunu unutmayan bir kurumsallaşmaya gitmek lazım. Yani insanın zararına, insanların zararına oluşacak bir yapıyı filtrelerden geçirmek lazım. Kurumla, kurumlarımızda insan kendini yabancı hissetmemesi lazım. Fıtratla uyumlu olması lazım. Barışık, olması lazım, Barışık olması lazım. O borsa örneğinde olduğu gibi yani insan hayatını önemsemeyen ama geliri, menfaati önemseyen bir yapı bir kurum şey yapamaz ya da faiz bir faizli bir kurum insan fıtratına savaş açmış bir kurumdur mesela. O kurumda artık tutarlı olmak, ahlaklı olmak anlamına gelmez. Evet. Sen dediği faizi veriyor. Işte dediği zaman hiç kayıp yok. Söylediklerini, yazdıklarını yapıyor ama olayın bütüncül mantığı içerisinde bir sömürü var. Mesela köle durumunda da öyleydi hocam. Bir dönem kölelik varken ki hala şimdi ecili kölelik var. Orada efendinin köleliğe yaptığı muamele çok makul, kabul edilebilir ve hatta onların düşünce zaten beklenen budur. O etikte ama hakikat noktasına baktığınız zaman orada bir zulüm var. İşte o zulmü anlayabilmek için o beşeri sistemin koyduğu e, çerçevenin dışında bir bakış lazım. Ancak o şekilde görünebilir. Bu da Allah rızasıdır. Yani ahlakı, ahlakı kişi nasıl kontrol eder? Her kişi kendi mümin kalbinde bunu benim yap yaptığım bu iş Allah'ın hoşuna gidiyor mu gitmiyor mu? Bütün kontrol budur ve kişiye aittir bu. Kişiye verilmiştir. Ahlaklı insanlar toplandığı zaman onların ortak kararı da ahlaklı olacaktır. Yani onlara ahlaksız bir karar aldığın zaman kendiliğinden şey olur, reaksiyon olur. Bütün denetim budur yani. Şu Mısra'yı okumadan kap kapatılırsa hocam bu... onu okuyacağız inşallah ee, sizin söylediğiniz bu maskelemelerle alakalı hı hı. bir soru var Size bence güzel bir, geldi. bir soru bilgi batının uhdesinde ve maskelemeler yapıldığını söylediniz günümüzde ahlaki anlamda sekülerlikten uzak fıtrat üzere yaşamak adına bizler siretler surete dönsün diye bir maskeleme yapıyor muyuz yani e, şunu anlıyorum ben aslında ben e, programı kapatırken e, öyle kapatacaktım. Tam da Muhammed Emin Yıldırım hocamızın e, yazısının tam da başında yaptığı içeriden birisi olarak e, halen bugün bireysel, müstakil Müslümanlar üzerinden yapıp ettiğimiz hatalarımızın e, bence e, maskelemeyle kapatıldığına dair bir e, sorumlu. Evet. Güzel bir soru ama burada şunu söyleyebilirim. Ee, İslam'ın Hazreti Peygamber'le e, ilk vahiy ile başlayıp son nefesle bittiğini ve uygulamasının e, sahabe ile yapıldığını söylüyoruz ve ondan sonra günümüze kadar gelen e, süreçte yeni konular yeni şartlar üzerinden İslam yorumlanarak geliyor. Ve bu yorumlamada Çeşitli ekoller belli mizaçlar üzerinden ya da o bölgenin şartları gereği ortaya çıkabiliyor. E, bütün bunlara biz e, mezhepler çıkıyor, meşrepler çıkıyor değil mi? E, bütün bunları birine yaslanıp arkadaşın demek istediği o herhalde. Birine yaslanıp diğerlerini gayrimeşru ilan etmek yerine kendini referans olarak vahiyi alan ama burada çok önemli içeriğine hiç girmeden teknik olarak, vahiy referans olarak alanların bütünlüğünü sağlamak ve kendi içinde çoğulcu olmak esastır diyorum. Yani alimlerin söylediği gibi kesrette vahdet olmadan İslam medeniyetinin inşa edilmesi de mümkün olmaz, başka medeniyetleri etkilemesi de. Gayrimümkündür. Yani e, çoğulculuk e, içerisinde çok mezhepli, çok görüşlü e, nedir? Yorumlara açık bir şey olması lazım. E, bir yapının gereği bu. Şeye baktığınız zaman da küçük örneklerini görürsünüz bugün. Sahabeler döneminde hepsi Müslümandır, hepsi tevhiddir ama Ebu Zer'le e, diyelim Osman'ı, e, Ebu Bekir'le Ömeri aralarında fark vardır. Anlayış, mizaç farkları vardır. Ama İslam ümmetinin totalini düşündüğümüzde hocam yerel ve folklorik e, çıkmazlarımız yok mu? Yani e, sizin o söylediğiniz e, prototip örnekler e, var diyorsunuz. E, ben bu bağlamda e, bir çıkmaz içinde olduğumuzu da aslında görüyorum. Yani kıta altı ülkelerle, orta dünya ülkeleri ve uzak doğu ülkeleri İslam anlayışlarımız bir tarafa, bulunduğumuz bölgelerin coğrafyaların, folklorik ve yerel etkileri de var ve bunları nasıl aşarız bu bağlamda? Hocam, bu soruyu bir Buyurun şey bağlantısıyla hocam. söylemek Hı -hı. istiyorum. Belki de o soruyu siz çok farklı pencereden gördünüz. Ben şöyle gördüm. Belki Kaman Hocamın dediğine benzer bir şey gördüm. Yani çok basitleştirirsek, tırnak içinde takva görüntüsü altında çok ibadet eden, çok oruç tutan mesela diyelim ki dükkanını besmeleyle açıp işte etrafta levhalara asan bir görüntü içerisinde eğer sattığımız ürün ve yaptığımız insan ilişkilerde bir e, tırnak içinde dediğiniz gibi sıkıntı varsa bunu örter bir perde maske mi yaptık? Ben böyle okudum. Dini kullanma budur. Yani. Ben işte, i̇şte budur. ben o, onu gördüm ve belki de önemli krizlerden bir tanesi buydu. Ha maskeler. Hı. Batı bir maske kullanıyor dediniz. Hı hı. Seküler Batı Kendini farklı bir konumu maske kullanıyor. Acaba dindar kesimde böyle bir maske takıyor mu? Evet dindar kesimde de böyle bir maske olduğunu ben inanıyorum. Yüzüyle yüreği barışık mı hissediyor? İşte yani? o o maskeleri e, çok farklı kullandığımızı gördük. İşte belki ahlak sayısı artık o maskelere takmadan kendimiz olabilmenin imkanını. Biraz önce siz dediniz de o nokta. Mesela kemal ahlak, ikmal edilmiş mükemmel ahlak e, nosyonunda Sürece katılmış olduğumuzu hatırlatarak yürümemiz lazım. Çünkü kimse mükemmel değil. Zaten mükemmel olması da istenen bir durum değil. Fakat düştüğünde kalkıp yola devam edebilme iradesini göstersin. Bizim arzumuz bu. Aynen Müslüman günah işlemez değil, biliyorsun. Çokça tövbe eden ve korku ve ümit arasından sırat-ı müstakimde sonsuz bir yolculuğa gider. Düz bir yolculuktur. Onun kemali yani takvası onu derecelerini yapar. Onu da kimse bilemez. Yani şu takvadır. Hüsnü zan ederiz yoksa Allah'a kim daha yakın? Yunus suresinde diyor ya 61 62'de. Onu biz bilemeyiz yani. O bilinmezlik de bir rahmet olarak dikkat edersek aramıza yayılıyor ama ahlaki nasıl anlayacağız dediğimiz zaman somut gösteremiyoruz ya. Erdemli insanlarda ortaya çıkabilir. Takva insanlarda ortaya çıkar. Bu da eylemler üzerinden anlaşılır şey ahlak. Sözle anlaşılmaz. Söz kalabalığı yapmak çok zor değildir. Ama testimiz şudur. Yaptığımız işten Allah razı olur mu bu işten olmaz mı? Bütün şey budur yani. Söylediğiniz iddia yediğiniz ispattır. Evet çok güzel. İlk Hazreti Adem'le bizi bir kuşakta tevhid kuşağında bağlayan ve ortak öz işte bu şeydir. Nedir? Allah rızasıdır. Müminleri bağlı Eyvallah. Allah razı olsun. <laughs> Bunu süremiz dolduğu için okuyorsun. Oraya geleceğim Hı -hı. hocam. Süremiz dolduğu için başka bir soru alamıyoruz. Hakkınızı helal edin. İnşallah biz dergiyle alakalı bu oturumlarımızı çoğaltalım. Evet. Anlaşılan o ki her sayı bence böyle bir oturuma ihtiyaç var gibi geliyor. Müzakere etmeye. Müzakere etmeye, kritik etmeye. Ee, sanki böyle tadı damağımızda kaldı gibi hissediyorum. Ee, o yüzden soru alamayacağız. Kusurumuza bakmayın. Hocam e, ben de programı yavaş yavaş e, hitama erdireceğim. E, siz buyurun. Yani iti, e, dillendireceksiniz. Sabah. Ahlak üzerine çok güzel sözler var. Çok e, nedir? vurucu ifadeler var ama Mehmet Akif'in bir beyti var. Müthiş bir şey. Ben bunu çok önemsiyorum. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Eyvallah. Allah razı olsun. Ee, kıymetli okuyucularımız, kıymetli izleyicilerimiz. E, elbette biz Siyer Dergisi'nin ahlak sayısı bağlamında bir oturum gerçekleştirdik. Ee, sohbetimizin içerisinde dergimizle alakalı e, şöyle bir ifadeyi kullanmıştık hatırlarsanız dedik ki e, biz sadece meseleleri e, ele alırken sorgulamak, e, onları gündemimize taşımak maksatlı değil. E, aynı zamanda bir tezimizi de ortaya koyma gayreti içerisindeyiz. E, bu bağlamda. Ben Muhammed Emin Yıldırım hocamızın yazısını e, gündeminize taşıyarak e, sözlerimizi tamamlayıp programımızı da nihayete erdirmek istiyorum. Muhammed Emin Yıldırım hocamız e, yazısında e, merkeze mümin ve müslümanı alıyor e, ve bu bağlamda tabirca caizse içeriden birisi olarak kritik ve eleştiriler yapıyor. Ee, ve o eleştirileri sıralıyor. Ama hiç unutulmaması gereken bir konuya da e, parmak basıyor. Özellikle şu benim dikkatimi çekmişti. Yazının tamamını e, okuduğumuzda edindiğimiz bir e, izlenim. E, mümin olmayı insan olmaya bağlıyor ve e, insan olmayı da ahlaklı olmaya bağlıyor. O yüzden ben bunun çok değerli, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bizim tezimizde bu olmalı. Zira Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar aslında bize vermek istediği şey bu. Düzgün bir insan olmadan, ahlaklı bir insan olmadan Müsl Mümin ve Müslüman olamayacağımıza dair. Ben bu duygularla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kıymetli hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum katkılarınız ve görüşleriniz, düşünceleriniz için. Söyleyeceğiniz son Birkaç bir şey, şey varsa buyurun Orayı hocam. Bitirin. Teşekkür ederim hocam. Çok güzel özetlediniz. Ee, biz de derginin editör olarak son e, bir şey hatırlatmak istiyorum. Dergimizi okuyucularımız iyi bilirler. E, son kısımlarımızda biz daha çok genç kalemlere yer verdik. Yani Siyer dergisi olarak e, bunu son derece kıymetli buluyoruz. E, Ahmet Mezcan hocam söyledi. Hani yazıların hangi tür yazılması gerektiğiyle ilgili iletişim kurmak istedik. iletişim kanallarımız var. Oraya iletebilirsiniz. Hatta işte bu genç kalemlerin yazılarına burada yer vermekle e, Siyer dergisi bir mektep olma iddiasında. Zaten nebevi Şuur'dan medeniyet inşası yapacaksak gençlerin kalemleri, gençlerin enerjisi bize ihtiyacımız var. Bu bağlamda bunu hatırlatırken bir de aynı şekilde vakfımızın e, bünyesinde çıkan bir de siyer artırmaları dergilerimiz var. Bu dergilerimizi de akademik anlamda e, yılda iki defa yayınlıyoruz. Ve bir de e, siyer çocuk dergimiz var. E, çoğumuz biliriz. Bunlarla ilgili olarak çalışmalarımız da var. E, dolayısıyla e, siyer vakfı olarak biz dergi dünyasında hem çocuk hem genç hem de halka hitap eden bir çalışma yapmayı öncelledik ve bugün de Siyer ve Ahlak metnimiz üzerinde konuşarak size bilgi vermeye çalıştık. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun Ahmet Hocam, hocam sizin son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben e, Siyer dergisinde işlenecek konuları hususunda tekrar edeyim. Akıllarına gelen önemli buldukları konuları işlememizi önerebilirler. Bunlar içerisinden biz seçmede yapabiliriz sıraya da koyabiliriz ee, okumanın bir yaşam tarzı bir, bir ve okumanın anlamakla anlamanın yaşamakla olan ilgisini kurarak okumalarını sağlık veririm hepsine hayırlı gelecek hayırlı günler diliyorum Eyvallah size. Biz de e, bu duygularla hepinizi selamlıyoruz, Allah'a emanet ediyoruz. Sürçülisan ettikse affola ve selamun aleyküm. <laughs>